Google Ads'te bu hataları yapıyorsunuz ve size büyük para kaybettiriyor. Benim adım Hasan Yasin Türk Yılmaz. dijital pazarlama danışmanının sizlere ücretsiz olarak pazarlama, reklam, e-ticaret ve girişimcilik üzerine bilgiler aktarıyorum. Bu bahsedecek olduğum konuda birkaç unsur var ve bunlar en genel hatalar. Tabii ki bunlardan çok daha fazlası var ama sadece biz bunlara şimdilik odaklanalım. Bunlardan daha fazlasını daha sonra paylaşıyor olacağım. Bunlardan ilki kampanya yapısını kurduğunuz zaman yeterince reklam grubu oluşturmamak nedir? Birden fazla hizmetiniz var ama hepsini tek bir reklam grubunda topluyorsunuzdur. Bu yaptığınız yanlış. Mikro kullanıcı arama eğilimine göre farklı farklı reklam grupları oluşturmanız gerekiyor. İkincisi, bir reklam grubuna 20'den fazla alakalı alakasız çok fazla kelime giriyor olmanız ve burada burada girdiğiniz bütün kelimelere geniş eşlemeli yapıyor olmanız bu da bir hata. Google bunları öneriyor da olsa da kabul etmeyin. Çünkü size para kaybettirecek özellikle de kontrol edemediğiniz durumda. Kontrol edebilmeniz için arama terimlerine dakika başı bakıyor olmanız gerekiyor. Bunun kurtaracak yolu ya sıralı eşleme ya da tam eşlemeli yaparak 20 adete kadar kullanıcı arama eğilimi reklam grubu oluşturmanız gerekiyor. Yani kapı koluyla ilgili bir satış yaptığınız ya da hizmet sunduğunuz bir e, reklam grubu oluşturduysanız kapı kolunun tüm çeşitlerini içeren veya onunla ilgili aramalar olan veya kapı kolunu farklı farklı ifade eden e, bir reklam grubu oluşturmanız işinize yarayacaktır. Eş anlamlı kelimeleri de kullanmanız orada mantıklı bir çözüm olacak veya kullanıcı arama sorgularını kullanmanız gerekiyor. Bir diğer nokta, kampanyayı başlattınız ama verim alamıyoruz deyip 5. günde kapatıyor olmanız büyük bir yanlış bu da. Artık e, algoritmalar farklı çalışıyor ve yapay zeka öğrenimiyle çalışıyor. Ya veri besleyeceksiniz. Yani potansiyel müşteri datası olacak elinizde. Daha önceki deneyimlerinizden veya potansiyel müşterilerinizden, müşterilerinizden kaynaklanan bir veridir bu. 1000 1500 adet biriktirdiğinizde veya düzenli olarak ekleyerek büyüttüğünüzde Google'ın veya Meta'nın algoritmasına bunlar benim potansiyel müşterilerim, bunların davranışlarına benzer davranışta senin sistemindeki kullanıcılara bana bul getir diyorsunuz. Bunun farklı bir yöntemi daha var, o da geliştirilmiş dönüşümler Google S tarafı için. Meta tarafında da var böyle bir şey, otomatik olarak pikselle veri topluyor. Google Ads tarafında siz bu... ...Ads dönüşüm izlemelere geliştirilmiş dönüşümü açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra... ...kullanıcılar sitenizde form doldurduktan sonra... ...doldurdukları formdaki ad, soyad, e-posta, telefon verisi... ...Google Ads aracılığıyla paylaşılıyor. Google Ads'in dönüşüm izlemesi aracılığıyla paylaşılıyor. Ve gitgide sistem... ...sizin işinize yarayan verilerden öğrenmeye başlıyor. Ve... 5 gün içerisinde... Kurduğunuz kampanyanın öğrenme süreci geçiyor. Aynı zamanda dönüşümler için de ilk bin data çok değerli. O bin veriyi, bin datayı elde ettikten sonra daha kaliteli kitleler veya talepler veya satışlar elde etmeye başlıyorsunuz. Meta Pixel tarafında da ilk 30 dönüşüm veya 50 dönüşümle diyebiliriz, düz hesap olsun diye daha garanti olsun diye. İlk 50 dönüşümü kaliteli dönüşüm olarak aldıktan sonra bütün hesabınız için söylüyorum bunu. Kurduğunuz kampanya başarılı bir şekilde çalışmaya başlar. Tabii ki müşteri listesi de yükleyebilirsiniz. Bu yüklemiş olduğunuz müşteri listesi. E, sizden e, daha düşük maliyetle Türkiye çapında örneklem alıp benzer kitlelere ulaşmanızı sağlayacak. Böylelikle, böylelikle gereksiz yere para harcayarak bütün Türkiye'ye göstermek yerine Türkiye'den sizin müşterilerinizin davranışına benzer kişilere ulaşmanızı sağlayacak. Çok daha uygun maliyetle birazcık yüksek gözükebilir bu arada dolardan dolayı. 1 dolar 30, 31, 32 lira. 32 liranın altında elde ettiğiniz sonuçlar sizin için iyi. Ama şöyle bir nokta var. İlk 50 dönüşümü elde ettikten sonra buçuk lira altına kadar düşebilirsiniz şu anda. Ee, bu söylediğim şey de Instagram profil ziyaretlerinden e, profildeki takip butonuna tıklama şu an Instagram Tabii ki talep e, talep demişim e, profil ziyaretlerine ücret alıyor ama takip edip etmeme durumunu göstermiyor ama satış veya talep toplama gibi piksel işlemleri için dönüşümler için sonuçlar sunuyor bize Dolayısıyla ben o e, işlemlerin ücretlendirmesi için söylüyorum Ek olarak burada bir dipnot gireyim. Bazı ajanslar veya freelancerlar, serbest çalışan kişiler, kendisini uzman veya eğitmen diye tanıtıp Instagram'da içerik paylaşan kişiler var. Benim yaptığım konunun dışında olarak söylüyorum bunu. E, bu kişiler size sahte, roas, yatırım getirisi bilgileri paylaşıp bak bunu bir kuruş maliyetle elde ettim deyip göstereceklerdir. Burada yaşam boyu değere ve edinin başı maliyetin e, genel toplamına bakıyor olmanız gerekiyor. Bir tane işlemin yüzde ROAS bin ruas vermesi mümkün olabilir. Peki 100.000 bin tane işlemin ortalaması ne? Bir müşterinin yaşam boyu değeri ne? Asıl önemli olan noktalar bunlardır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bunların dışında kalan konular hesabın yönetimi veya stratejisi veya optimizasyonu konusunda size boşa para harcatacaktır. Teşekkürler.